Rıfat Serdaroğlu 21 Ekim 2024 rıfatserdaroğlu.net Hangi ülkenin cumhurbaşkanısınız? Anayasa madde 101'e göre 3. kez Cumhurbaşkanı adayı olması mümkün olmayan fakat Kılıçdaroğlu ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından anayasa ihlal suçu işlenerek aday olmasına izin verilen Cumhurbaşkanı Erdoğan dün şunları söyledi. Suriye'den bize ilk etapta 4 milyon civarında mülteci geldi. 3,5 milyon mülteci şu an ülkemizde. Sayın Merkel döneminde beraber görüşerek bu süreci çalıştırdık. Kapımız onlara hep açık olmuştur ve şu anda da açıktır. Orta Doğu'dan, Lübnan'dan ülkemize gelen olursa biz kapımızı onlara açık tuttuk. Lübnan'da Türkmenler de var. Kapımız açık. Öncelikle Cumhurbaşkanı'nın bu 5 satırlık konuşmasında yapılan ciddi hataları düzeltmemiz gerek. Bir kere gelenler mülteci değildir. Türkiye'ye kanunsuz bir şekilde giren, geçici korunma kapsamındaki işgalcilerdir ve ülkede kalma süreleri çoktan dolmuştur. Cumhurbaşkanı Türkiye'deki sığınmacıların kesin sayısını bilmiyor. Aynı konuşmada 4 milyon civarında, 3,5 milyon civarında kelimelerini kullanıyor. Sığınmacılardan kaç adedinin vatandaş yapıldığını, kaç adedinin seçmen olduğunu açıklamıyor. 13 milyon sığınmacı ve 2 milyon Afgan'a rağmen hala milyonlarca sığınmacıyı açıkça davet ediyor. Bunlar asla kabul edilemez. Aziz Türk milleti, dünyanın hiçbir ülkesinde o devletin yöneticisi kendi insanlarını açlığa, demografik istilaya, kargaşaya sokacak böyle bir çağrı yapamaz. En azından halkına sormadan yapamaz. Bunu yapan ülkesine ihanet etmiş olur. Kimi nereye davet ediyorsunuz? Türk milletine sordunuz mu? Bu ülke sizin, babanızın malı mı? Yapamazsınız. Eğer bu sığınmacılar nedeniyle ülkeye Türk devletinin ve Türk milletinin aleyhine olacak istilacıları alırsanız mutlaka ihanet suçuyla yargılanırsınız. Aynen Kenan Evren'in yargılandığı gibi yargılanırsınız. Aziz Türk milleti, Yeni Doğan çetesi nedeniyle öldürülen bebeler tüm milletimizi derinden yaraladı. Bu vahşet ve benzerlerinin olmasının baş sebebi AKP'nin tüm devlet hizmetlerini vatandaşa hizmet götürme aracı olarak değil, AKP'li çakalların yol bulma aracı olarak görmesindendir. Ülkede bu kadar çete nasıl oluştu? Nereden çıktı bu pislikler diye düşünüyorsunuz. Eğer AKP ortağı Bahçeli, mafya babalarını MHP Genel Merkezi'nde kahramanmışlar gibi törenle karşılar ve bundan utanmazsa her sokak başında mafya türer. Eğer 23 senede devlet organları yolsuzluk, hırsızlık olayları için bir tane bile dava açmamışlar ve soyguna çanak tutmuşlarsa her köşede bir mafya türer. Adaleti sağlamakla görevli adliye personeli para karşılığı karar veriliyor diye feryat ediyorsa her resmi dairede bir mafya doğar. Bunların tek sorumlusu vardır: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP. Not: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i arıyorsanız o şimdi Çekirdeksiz Nar Festivali'nde. Yarın da Çekirdeksiz Üzüm Festivali'nde olacak. Ulaşamıyorsanız bizi arayın, biz onu buluruz. Rıfat Serdaroğlu.